Şimdi dedik ya, Milli Güvenlik Kurulu'da toplantı, bakalım o toplantıdan çıkacak bildiride Zaho ile ilgili, sivillere yönelik saldırı ile ilgili bir açıklama olacak mı? Türkiye'yi ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Irak yönetimi Türkiye'yi suçlayan bir açıklama yaptı. Zaho'daki bir tatil beldesine düzenlendi bu saldırı. Saldırıda ikisi çocuk, en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. 23 kişi de yaralandı. Bağdat'tan Türkiye'yi suçlayan açıklamalar gelmesi aslında dikkat çekici. Tam da elbette Tahran zirvesi gerçekleşti İran'da. Üçlü bir zirveydi bu. Suriye'ye olası operasyon konuşuluyordu. İşte tam böyle bir zamanlamada böyle bir saldırı gerçekleşti ve Türkiye'yi suçlayan da bazı açıklamalar geldi. Hem güvenlik kaynakları hem Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları reddetti. İran kuzeyindeki Duhok vilayetinin Zaho eyaletine havan topu saldırısı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre ikisi çocuk, en az 9 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi yaralandı. Irak'ta bir günlük ulusal yas ilan edildi. Irak saldırıdan Ankara'yı sorumlu tuttu. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Dışişleri Bakanlığı ise bölgesel terör unsurlarını işaret etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır dedi. Türkiye'nin hiçbir zaman sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır. Irak saldırının Türkiye tarafından yapıldığının tespit edildiğini öne sürdü. Türkiye Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve Ankara'dan resmi bir özür beklendiği belirtildi. Türkiye'den bütün askeri güçlerini Irak'tan geri çekmesi istendi. Olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını bildirdi. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla işbirliği yapabileceğimizi de biz söyledik. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise İran açıklamalarını reddetti. Bugüne kadar sivillere yönelik hiçbir saldırıda bulunulmadığını vurguladı. Güvenlik kaynakları da terör örgütü PKK'nın yalan bilgi yaydığını savundu. Bizim her zaman hedefimiz PKK ya da YPG, Suriye'de PYD terör örgütleri olmuştur. DAEŞ terör örgütü olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar mücadelemiz her zaman PKK terör örgütüne yönelik olmuştu Irak'ın değişik bölgelerinde. Ankara-Bağdat hattında gerilime sebep olan bu saldırıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü sivillerin korunmasını garanti etmenin önemli olduğunu belirtti. Ayrıntılar henüz netleşmemişken daha fazla yorum yapılmayacağını söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da haberlerden dolayı endişe duyduğunu açıkladı. Bağdat yönetiminin açıklamaları üzerine Bağdat'taki Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlendi. Meclis Başkanı Şentop, sivillere yönelik böylesi bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız edeceğini söyledi. Bu mücadele yürütebilecek teknolojik kabiliyete de sahip Türkiye. Dolayısıyla sivillere yönelik böyle bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini ifade etmek isterim. Bu saldırının mahiyetinin ortaya çıkartılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin her türlü çabaya ve işbirliğine hazır olduğunda Dışişleri Bakanlığımız da ifade etti. Deva lideri Babacan da hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Türkiye bu olayın aydınlatılması için Irak makamlarıyla tam bir işbirliğine gitmelidir dedi. HDP de saldırı için ikinci Roboski benzetmesi yaptı. Katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur dedi.